Bakım onarım serimizin bu bölümünde 2017 model Yamaha X-Max 250 ile birlikteyiz. Aracın üzerinde 2017 yılında takılan orijinal aküsü var. 5 yıldır değişmedi ve artık sabahları akü uyarı ışığı yanıyor ve araç marş almakta zorlanıyor. Bugün aracımızın aküsünü değiştireceğiz ve doğru akü seçimi nasıl yapılır, nelere dikkat etmemiz gerekir bunları anlatacağım. Bu aracın aküsü ön siperliğin altında, farın ise hemen üzerinde bulunuyor. Aküye ulaşmak için ön tarafı sökmemiz gerekecek. X-Max'in granajları biraz hassastır. Üzerinde çalışırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Aracımızı yeni stop ettik ve gösterge panelinde akü voltajı 12.8 volt olarak görünüyor. Kısa bir süre sonra 12.5 volt seviyesine, ardından da 12 volt seviyesine kadar düşüyor. Sağlıklı bir akü ortalama 12.6-12.8 volt civarında olması yeterli olacaktır. Daha düşük voltaj değeri marş motorunun çalışması için yeterli olmayacaktır. Marş motorları aracın ilk hareketini crank milini çevirerek verirler. Crank milini hareket ettirmek için çok güce ihtiyaç duyarlar. Bu ilk hareket esnasında aküden yüksek akım çekmeleri gerekir. Bunun için doğru bir akü seçimi yapmış olmamız gerekiyor. Marş motorunun ilk anda çektiği akım her araçta farklıdır. Bunun için akülerde CCA değeri vardır. CCI, Cold Cranking Amper, soğuk motor çalıştırma amperidir. Motorun soğuk iken çalıştırılabilmesi kritik öneme sahiptir. Akü voltajı kullanılmayan seviyeye düşünceye kadar 0 Fahrenheit derece sıcaklıkta bir akünün 30 saniye boyunca verebileceği amper sayısıdır. Aracınız için doğru aküyü seçerken bu değere dikkat etmeniz gerekir. Aksi takdirde akünüzün ömrü uzun olmayacaktır. Akü seçiminde diğer bir önemli konu ise akünün amper değeridir. Aracınız için uygun akım değerine sahip olması gerekiyor. Amper, akünün akım kapasitesidir. Aracınızın kontağının kapalı, farlarının ise açık olduğunu varsayalım ve aydınlatmanız saatte 1 amper akım çekiyor. 10 amperlik akünüz varsa aracınızın aydınlatmasını 10 saat çalıştırabilir. 100 amperlik akü ise 100 saat çalıştıracaktır. Düşük amper veya yüksek amper değerinde akü seçimi doğru değildir ve size bir faydası olmayacağı gibi zararı da olacaktır. Aracınızın yüksek amperli bir aküyü şarj etmesi oldukça uzun sürecektir. Ayrıca akü maliyeti de artacaktır. Düşük amperli bir aküde ise durum çok daha kötüdür. Aracınızın elektrik donanımını beslerken amper değeri düşük olursa akü bütün donanıma yeterli akımı göndermekte zorlanır ve donanım üzerine düşecek voltaj değeri de azalacaktır. Bu sebeple aracınız marş esnasında ihtiyaç duyduğu gücü aküde bulmakta zorlanabilir. Aracınız için uygun amper değerinde aküyü bulmak oldukça önemlidir. Doğru amper değerinde aküyü bulmak da yeterli olmuyor ne yazık ki. Aynı zamanda aracınızın akü yuvasına uygun ebatta olması gerekiyor. Bütün kriterlere uygun aküyü bulup aldık. Akümüz Yuasa'nın YT9B-BS modeli. Şimdi aracımızın eski aküsünü söküp çıkarabiliriz. Aküye ulaşmak için granajların bir kısmını sökmemiz gerekiyor. Bunun için bize şarjlı bir el matkabı, lokma ve bit uçları takımı gerekiyor. Granajları sökmeye farın altındaki granajdan başlayabiliriz. Burada küçük bir klips var. İnce bir tornavida kullanarak orta kısmına bastırıp klipsi sökebiliriz. Ardından dikkatli bir şekilde granajı tutan tırnakları ayırıp parçamızı yerinden çıkartıyoruz. Sırada far üst muhafaza granajı var. Bu parçayı yerinde sabit tutan 3 tane vidası var. Bu vidaları sökmek için alyan anahtar kullanmamız gerekiyor. Vidaları şarjlı el matkabının ucuna taktığımız alyan uç sayesinde söküp çıkarttık. Ama yine de granaj yerinde sabit duracaktır. Granajın arka kısmındaki tırnakları zarar vermeden sökmek için plastik trim levyesi kullanacağız. X-Max'in granajları biraz hassastır ve granajlar kolay bulunsa da biraz pahalı olabilir. Bu sebeple üzerinde çalışırken mümkün olduğu kadar dikkatli olmak gerekiyor. Parçamızı dikkatli bir şekilde yerinden ayırıyoruz. Bu aşamada ön siperliği sökmeden de aküye ulaşabilirsiniz. Ama hazır bu kadar sökmüşken siperliğin altını temizlemek için onu da söküyorum. Siperliği yerinde tutan 6 adet vidası var. Hızlı bir şekilde vidaları söküp siperliği yerinden çıkartıyorum. Aküyü yerinde tutan braketler var. Lokma ucu kullanarak civatalarını söküyorum. Artık akümüze ulaştık. Aracın kontağının kapalı olduğuna emin olduktan sonra akü kutup başlarını söküp aküyü yerinden çıkartıyoruz. Aracın üzerinden çıkan akümüz GS akünün GT9B-4 modeli. Bu bir ara ölçü ebatında. 8.4 amper saatlik 130 CCI değerinde bakım gerektirmeyen bir akü. Bu akü uzun yıllardır bu araç üzerinde görevini sorunsuz bir şekilde yerine getirdi. Artık emekli olma zamanı geldi. Yeni akümüz eskisiyle aynı ebatlarda bakım gerektirmeyen bir akü. Akümüzün kurulumunu kendimiz yapacağız. Kutu içeriğinden akünün ihtiyaç duyduğu asit çıkıyor.
Yeni akümüzün üzerindeki koruyucu etiketi söküp asit kutusunu ters çevirip bu kısma takıyoruz. Asitin hızlı akması için asit kutusunu asla delmeyin. Burada önemli olan asitin yavaş bir şekilde akünün içine dolması ve akünün içinde yavaş yavaş elektrik üretmesidir. Bu esnada akü ısınır ve açığa çıkan gazları solumamak için iyi havalandırılmış bir yerde asit dolum işlemini yapın. Asit son derece tehlikelidir. Dikkatli bir şekilde yerine takın ve asitin tamamen boşalmasını bekleyin. Akünün içine asiti hızlı bir şekilde doldurup hemen kapağını kapatıp ve motora takmak son derece yanlıştır. Asit akünün içinde tepkimeye girerek elektrik üretir ve gaz açığa çıkar. Kapak erken kapatılırsa bu gaz akünün içinde sıkışır ve akünün zarar görmesine, kullanım ömrünün kısalmasına sebep olacaktır. Ortalama 30 dakika sonra akümüzün ısısı yavaş yavaş düşecektir. Akümüzün ısısı yeteri kadar düştüğünde akünün kapağını kapatabiliriz. Bir akü şarj cihazımız varsa akümüzü bir süre şarj etmekte fayda vardır. Akünün kurulumu ve şarj olması ortalama 2 saat kadar sürecektir. Akümüz artık kullanıma hazır. Araç üzerinde ait olduğu yerine takabiliriz. Akümüzü yuvasına yerleştirip kutup başlarının somunlarını yerlerine takıyorum. Ardından artı ve eksi kabloları doğru kutuplara takıyorum. Kutupları asla karıştırmayın. Artı yerine eksi, eksi yerine artı kutup bağlamak aracınızın ekosuna zarar verebilir. Kablo bağlantılarını tamamladıktan sonra aküyü yerinde sabit tutacak braketlerini takabiliriz. Bu braketler birbirinin üzerine binerek 2 adet cıvata ile yerine tutturuluyor. Ön siperliği yerine takmadan önce ufak bir temizlik yapmak istiyorum. Siperliği yerine taktığımızda el girmeyen yerler kirli kalıyor ve kötü bir görüntüsü oluyor. Hızlı bir temizlik yapıp silikon sprey ile PP plastik parçayı parlatacağım. Dailymesuç yenileme serisinde PP plastik parçaların yenileme ve bakım işlemlerini detaylı anlattığım bir bölüm var. Böyle bir sorun yaşıyorsanız kanalımdaki diğer videolarda çözümünü bulabilirsiniz. Ön siperliği yerine takıp 6 adet vidasını sıkarak sabitliyoruz. Bu tür vidaları şarjlı el matkabı ile sıkacaksanız el matkabını kullanmayı iyi bilmeniz gerekir. Üzerinde tork ayarı bulunur. Sıkma işleminde vidaları yalama yapmamak ve gereğinden fazla sıkmamak için şarjlı el matkabını doğru tork ayarında kullanmalısınız. Ön siperlik ait olduğu yerine takıldı ve iyi bir şekilde sabitlendi. Şimdi far üstü granajımızı yerine takıp 3 adet alyan başlı vidasını yerlerine takıp sıkabiliriz. Farın alt tarafındaki granajımızı dikkatli bir şekilde yerine takıyoruz ve ortasındaki klipsi takarak sabitliyoruz. Akü değişim işlemini bitirdim ve aracımızın marşına bastık. Motor yarım marşta çalıştı. Akü göstergemizde 12.9 volt gerilim görüyoruz. Seyir halinde bu değer daha da yükselecektir. Aracımızın genel kontrollerini tamamlayıp yola çıkmaya hazır hale getirdik. Bu araçla ilgili bakım videoları gelmeye devam edecek. Daha sonra periyodik bakım, buji değişimi ve debriyaj bakımı da yapacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Hadi Allah'ım.